Beni çekiyorsan şimdi haykırırdım. Selam arkadaşlar. Pijamayla. Evet. Ne var ki? Doğru mu? Şimdi artık Londra'dan zaten yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Annem geldi. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Makyajım tamam arkadaşlar. Tekrar mavi lenslere dönüş yaptım. Yaklaşık 2 aydır kullanmıyordum. Kursa başladığımdan beri neredeyse. Ama bu ara yine böyle bir sevmeye başladım. Şimdi annemle sushi sambaya gideceğiz. Üzerimi değiştireceğim. Şimdi hazırlandık arkadaşlar. Saat biraz erken aslında böyle giyinmek için. Ama sushi sambaya gidiyoruz. Ve orada bir tek haftalar öncesinden rezervasyon yaptırmış olmama rağmen bir tek bu saate yani akşam 5'e rezervasyon bulabildim. Gitmeyi çok istiyordum. Aslında 2 ay önce Covent Garden'dakine gitmiştim. Ama merkezdekini merak ediyordum. İçerisi çok daha güzel. Ve suşiler efsane güzel. Favorilerimi de göstereceğim zaten size gidince. Hem de böyle bu sene gecelik gibi elbiseler çok modayken uzak doğulu, hafif uzak doğulu tarzımla gidelim bakalım. Uber çağırdık şimdi. Abdülkadir geliyormuş. Ay çok acıktım. Gene geç kaldık her zamanki gibi yani. Bu yol dolanmayacak inşallah. Şimdi geldik arkadaşlar. Asansör bekliyoruz. 39. kata çıkacağız. İnanılmaz açım. Çok aç olduğum için de çok sinirliyim. Bu ne ya üzerindeki? Aa! Antibiyotik içine mi enjekte ediliyor? Abi arka masadaki adamlar bizim fotoğrafımızı falan çekmek istediler. Yani o kadar çok ısrar ettiler ki artık içimizden cisimler diye. Tamam dedik çektiler. Şey annemi zaten her yerde Rus zannediyorlar. Adam dedi. Yunus musunuz dedi. Ben içimden gülmek üzere giriyorum. Çünkü annem ne zaman bir yere gitsin. Rus musunuz diyorlar. Şimdi bizim aklımızda konuşuyorlar. Türklermiş falan diyor. Arkadaşlar evet görebiliyorsunuz kalkanlarını, çığlıklarını. Evet, tam olarak onlar. Bu da beklediğimiz en güzel parça El Topo. Abi adamlar numaralarını bıraktı. Adam 3 kere gelip geldi yani masamıza biz de gelecek misiniz? İşte bir şeyler içmeye gidecek miyiz falan diye. No, we are married. Bu da Tiger. Tiger maki. Bahçemizin güzelliğine bakar mısınız? Double espresso. I can make. Anne bahçeyi kazmak ister misin? Sorry about it. Tırmık. Nasılmış? Göl gibi yani bu. Göl, bataklık. Evet, altta bir şey var çünkü burada ama. Esas bataklık burada yalnız. Maç etmeyin. Olmazsa olmazım. Metabolizma hızlandırıyor. İğrenç değil miydi? Yani biraz... Yani bunlar kötü yapmamış ama çok demlendiğinde biraz kötü oluyor tadı. İçinde de sesi dinletmeye çalıştım ama fazla yakın oldu. Bu kadar yakına girmeye hiç gerek yok. Patlayan şeker var ama şu an ağzım içinde çatır çutur patlıyor. Ne kadar yakına girdi ya? Ağzım çok çok iyi. Evet. Evet de böyle arkadaşlar yalnız. Bayağı güzel bir manzara var. Şimdi buraya annemi çağırıyorum. Ama telefonu açmıyor. Heh geldim fotoğrafını çektim. Alo. Alo. Biz yedik şimdi eve yürüyerek dönmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii.
gözünü açarım. Kameraya da çıkmadı mı? Parmağı çıkmış olmasın. Çıkmadı. Allah Allah. Yani çıkmaması mümkün değil yani. Soğuk için. Arkadaşlar şimdi de bir markete çıkacağız annemle. Ama ondan önce ben şu charcoal shot'ımı içiyorum. Aktif karbon. Çünkü alkali besleniyorum. Biliyorsunuz alkali beslenme videomu izlemediyseniz şuradan bir yerden izleyin. Tabii yemekte şimdi yedim. Yemekte galiba beslendi. Asidik beslendi. Yemekte tamponlamak için bunu içiyorum şu an. Tamponlamak için. Ben kimse bilemez nereye gideceğim. Nereye gidiyoruz acaba? Şehir dışına mı çıkıyoruz? Türkiye'ye bugün mü dönüyoruz? Hayır arkadaşlar, sadece markete gidiyoruz. Markete bavulla gidiyoruz. Neden? Çünkü su alacağım ve suları taşımak için gerçekten çok akıllıca bir yöntem. Annem akıl etti. Bak ya, çok güzel. Ama yarın sabaha doğru geçeceğim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Havaya göre. Bye. Okay, have a nice weekend. Temizlik vardı da yine. Ay, havaya göre birazcık açık giyindim ama boşuna mı getirdim? Gerçi bunu Londra'dan almıştım. Ama ne yapayım? Londra'da bir gün böyle şort giyip fotoğraf çekileceğim diye çok heves etmiştim. Ve o gün bugün, çünkü gitmeme sadece birkaç gün kaldı. Ne yapalım? Biraz üşüyeceğiz ama olsun. Şimdi biz Harrods'a gideceğiz bugün ama onun öncesinde arkadaşlar, şimdi hatırladım, kuru temizleme elbisemi vermiştim. Kuru temizleme hafta sonu kapalı oluyor. Ondan dolayı pazartesiye kadar alamayacağım eğer bugün almazsam ve riske atmak istemedim. Çünkü salı dönüyorum. Bugün de cuma. Onun için ben şimdi hemen bir aşağı inip kuru temizlemeden elbisemi alacağım. Bu arada ceketimi çok sevdim. Şöyle döndürmeli bumerang ceketi. Aslında böyle çizmelerimle uyumlu olsun diye ben bunun da camel olmasını isterdim. Geçen sene bir butikte alacaktım ben bunun camel'ını. Ama sağ olsun bana ayırdığı ceketi sattığı için alamamıştım. Neyse, Zara'yaymış kısmet. İnşallah camel rengi de gelir bir gün. Buraya geldiğimden beri ilk kez lens takmadım ve eminim çok beğeneceksiniz. Siz çok seviyorsunuz çünkü bu halimi. Arkadan acayip insanlar geliyor. Bunlar bu şortla beni yer o yüzden. Annemin arkasına saklanıyorum. Şimdi Harrods'a girdik arkadaşlar. Charlotte Tilbury'nin kremlerini kullanıyorum ben ve acayip memnunum. Yüzümdeki bu değişikliğin de işte farkındasınız zaten. Çok değişti yüzüm diyorsunuz. Bence ya ekstra bir şey yapmadım. Bence bu kremlerden oldu sadece. Şimdi o kremleri anneme de bir göstereceğim. Eğer beğenirse o da alacak. Şimdi parfümlerin olduğu yere geldik arkadaşlar. Geçen Gizem'le geldiğimde ben burada bir parfüm denemiştim. TK yazıyor sadece üzerinde ama hangi marka olduğunu bilmiyorum. Hangi modeli olduğunu da bilmiyorum. Sonradan çok güzelleşti çünkü parfüm. Başta çok beğenmemiştim. Şimdi onun arayışına gireceğim. İnşallah bulabilirim. Bir de bir parfüm daha vardı. Bulamazsam onu alacağım. O da çok güzel kokuyor. Ama buradaki parfümler ilk sıkışınızda güzel değil. Sonradan çok güzelleşiyor. Bayıldım. Aşk yaşıyorum şu an şundan. Tamam. Yiyecek. Yalnız sadece şunun fiyatı 625 pound. Bunu bilmiyorum. Düşünemiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bundan aldık. Bunu kursta da yapmıştık. Daha doğrusu o gün ben yoktum. Ama inanılmaz. Biz bir restorana oturduk. Ben baby chicken, annem baby chicken, ben house chicken istedim. Biraz daha ortaya bir şey istedik. Bekliyoruz açak. Yalnız tavuklar bayağı büyükmüş arkadaşlar. Keşke bir tane steak paylaşsaymışız anne ya. Bir de Greek salad istemiştik, yerine mashed potato getirdiler. Onu da değiştirdik. Annemi de Charlotte Tilbury serisiyle tanıştırdım. Ben de şeylerini aldım, maskesiyle
Yüzük amajallerini aldım. Sen de mutlu değilsin. Ama ilerleyin koymayacaksın herhalde. Lütfen yani. Ne koyayım mı? Hayır ilerleyin. Saçmalama. Ama çok güzel. Kamerada kalsın. Herkesin şey koyma. Neyse. Lütfen. Söylemek istiyorum. Hayır arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi 3 parfüme de aşık oldum. Bir tanesi Thomas Cosmala, diğeri Supreme Bouquet, Yves Saint Laurent, diğeri de adını söyleyemedim. Üçünü de almak istiyorum. Üçü de 200 pound'dan fazla neredeyse. Bilmiyorum. Bir anda parfümlere 5000 lira para vermek değer mi? Ama çok istiyorum şu an. Hiçbir karar veremedim. Hepsi birbirinden güzel çünkü. Şarkı söyleyeceğim. Parfüm 5000 dolar. Güzel kokar. Ama yakışmaz tenime senin kadar. Şarkı sen mi besledin? Hayır hayır. O kadar yetenekli değilim. Bir rap şarkısı. Arkadaşlar Mazon Frances'i aldım. Ama aklım Thomas Cosmala'da kaldı. O Yves Saint Laurent'i de bir şekilde alırım ama Thomas Cosmala havaalanında da yokmuş. Türkiye'de var mı onu da bilmiyorum. Şu an bakacağım. Yoksa gerçekten onu çılgınlık yapıp onu da alabilirim yani. Ay Thomas Cosmala'yı da aldım arkadaşlar. Unisex bir parfümmüş. Ben normalde unisex parfümleri pek sevmezdim. Ama gerçekten buna aşık oldum. Yani inanılmaz bir koku. Bilmiyorum. Sefam olsun. Şimdi Zara'ya geldik. Birkaç bir şey deneyeceğim. Korkarım bu bir alışveriş video oluyor. Yemedim bu bluz hakkındaki düşünceleriniz ne? Peki ya bu kazak nasıl oldu? Bir de bu elbise var. Koştur koştur House of CB'ye geldik şimdi. Bu elbiseyi beğendim bir. Bir deneyeceğim bakalım. Bu arada burada da bir takipçimle karşılaştım. Londra'da da gerçekten çok fazla takipçimle karşılaştım şu ana kadar. İzliyorlarsa hepsini öpüyorum. Arkadaşlar, sevdim yalnız. Güzel oldu. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Harris'tan aldıklarımızı ısıtacağız. Fish cake almıştık. Evet, bu da akşam yemeğimiz. Fish cake'imiz. Bunu tekrar kızarttık. Yanına yumurta kırdık. Bunlar minik sebzeler. Ve bol bol yeşillik. Şimdi duştan çıktım arkadaşlar. Aldıklarımıza bakacağız biraz. Parfümleri koklayacağız. Bu anneme aldığımız Charlotte Tilbury ürünler. Magic Cream'ler var. Kendime de zaten şeylerini almıştım. Yüz yıkama jellerini. Ama tester olarak bir de concealer paleti verdiler. Fondöten paleti mi verdiler? Gelelim parfümlere. Bu ikisi de benim. Biri Mazon Frances, diğeri de Thomas Cosmala. İkisi de aslında birbirine çok benzeyen kokular. İkisi de birbirinden güzel. Bu unisex bir parfümmüş. Zaten çok unisex bir, hatta erkek parfümüne benzeyen bir şişesi var. Biliyor musunuz tanımlayamam kokuları. Tanımlama... Yani yeteneğim hiç yok. Yani kokuyu nasıl tarif edebilirsin ki? Hiç bildiğim notalar değil. Ama aşk gibi kokuyor. Yani ben bunu sıkan bir erkeğe aşık olurum. Kadın olarak da kendimi koklamaktan zevk duyarım bunu sıktığımda. Bu Thomas Cosmala'nın içinde bitter orange lemon zest var. Yani portakal ve limon kabuğu, aromatik notalarında fresh spicy, taze baharatlar, base notalarındaysa dry wood, odun, amber ve misk var. Amber var bunda da, odun var, bir de yasemin var.